Mias Olster Avukatlık Firması ortaklarından Avukat Sefaret Yaman, İngiltere'de değişen yasaları bizlere anlatıyor, izliyoruz. Efendim, değişen yasaları konuşmak için Mias Olster Avukatlık Firması'na geldik. Yanımızda da direktörlerinden Avukat Sefaret Yaman var. Şimdi önünüzde birçok farklı not var ama özellikle şu an bizi izleyen toplumumuzun en çok dikkatini çekecek herhalde yardım alan kişilerin ilgisini çeken bir değişiklik ya da dikkatini çeken diyelim. Nedir efendim bu değişiklik? Yardım alan kişilere ilişkin önemli değişiklikler gündemde ve bunlar Nisan ayı itibariyle yürürlüğe girdiler. En çarpıcı ve birçok insanı ilgilendirecek değişiklik, yardım alan insanların bir aydan fazla ülke dışında kalamayışlarına ilişkin değişiklik. Şimdi bugüne kadar bu denetlenmiyordu. Genel kural olarak yardım alıyorsanız bir aydan fazla bu ülke dışında kalamazsınız. Eğer kaldığınız tespit edilirse bu yardımlarınızı etkiler ve yardımlarınızın kesilmesine neden olur. Ama bugüne kadar yardım kurumları bunu denetlemiyordu. Denetleyecek bir mekanizmaları yoktu. Bu tesadüfen ortaya çıkarsa eğer yardım alan kişiler sorun yaşayabiliyordu. Ancak Nisan ayından itibaren yürürlüğe giren bir değişiklikle yardım kurumları bunu direkt havaalanlarında ve havaalanlarındaki kurumlardan denetleyebilecek. Yani yurt dışına giden bir kişi yurt dışına çıktığı andan itibaren burada havaalanında çıkışı verildiği andan itibaren yardım kurumu bunu kendi sisteminde görebilecek. Ve bu kişinin ne zaman yurt dışına çıktığı, ne zaman yurt içine giriş yaptığını orada görebilecek. Eğer bu süre bir ayı aşıyorsa bu onun yardımlarını etkileyecek. Dolayısıyla yardımlarının kesilmesine neden olacak. 30 gün diyorsunuz yani. Evet, 30 gün. Yani bugüne kadar zaten 30 günlük bir yasal sınırlama vardı. Evet. Ama denetleme noktasında eksiklik evet. vardı. Şimdi diyorsunuz ki sistemden bu evet. direkt gözükecek. Evet. Daha önce İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra bu Avrupa Birliği vatandaşlarına yapılıyordu. Avrupa Birliği vatandaşlarının bu ülkeye girişleri ve çıkışları gözetleniyordu. Ve bu gözetleme neticesinde eğer burada örneğin bir Bulgar vatandaşı olan kişi burada yaşıyorsa ve yardım alıyorsa İngiltere dışına çıktığı tarih ve giriş yaptığı tarih görülüyordu ve eğer bir aydan fazla kalmışsa yardımları kesiliyordu. Artık bu bütün Birleşik Krallık vatandaşlarına uygulanacak bir değişiklik. Evet, o yüzden buradan özellikle toplumumuzda yardım alan kişileri uyaralım efendim. Yaz tatilinde özellikle uzun tatil süreleri değil mi onlar için? Uzun tatil süreleri aslında sizin bunun için bir mazeretiniz olabilir, bir gerekçeniz olabilir, bir nedeniniz olabilir. Örneğin bir yakınınızı kaybetmiş olabilirsiniz, bir yakınınız hasta olmuş olabilir. Birçok nedenlerle yurt dışında bir aydan fazla kalmanız gerekebilir. Eğer yardım kurumlarını daha önceden bilgilendirirseniz, bu durumunuzu onların dikkatine sunarsanız, onların takdiriyle yardımlarınızı almaya devam edebilirsiniz. Ama buna karar verme yetkisi o yardım kurumlarına ya da sizin yardım başvurunuza bakan kişiye ait. Yani şöyle, ülkeden çıkarken pasaportunuzdan hangi tarihte çıktığınızı görüyorlar evet. zaten. Gelirken de en son pasaporttan giriş tarihinden sonra bu yardımları evet. kaybedebilirsiniz, dikkat edelim diyoruz. Şimdi bir diğer değişiklik de göçmenlik hukukuyla alakalı evet. sanırım bazı değişiklikler var. Onlar nelerdir? Şimdi bildiğiniz gibi bu ülkede göçmenlik ve göçmenlik yasaları uzun süredir tartışılan konulardan bir tanesi. Hükümete getirilen en büyük eleştirilerden bir tanesi de hükümetin yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi göçmenliği sınırlamak, buraya gelen kişileri sınırlamak. Ve daha çok bu ülkeye kalifiye eleman, bu ülkede çalışacak, vergi verecek, bu ülkenin ekonomisine katkıda bulunacak insanlara giriş yolunu açmak ama onun dışındaki insanlara giriş yolunu kapatmak. Bu bağlamda birçok değişiklik yapıldı ve daha yapılması planlanan birçok değişiklik var. Bunların en gündemde olanlarından bir tanesi kalifiye işçi olarak İngiltere'ye gelmek isteyen kişiler için yıllık gelirin yükseltilmesi. Daha önce kalifiye işçi olarak İngiltere'ye gelmek isteyenlerin yıllık maaşlarının en az 26 bin pound olması zorunluluğu vardı. Ancak bu miktar 4 Nisan tarihi itibariyle 38 bine yükseltildi.
Yani siz eğer Türkiye'den buraya kalifiye bir işçi olarak ya da İngilizcesiyle skilled worker olarak gelmek istiyorsanız, burada bulduğunuz işteki ödemenizin, yıllık gelirinizin en az 38 bin pound olması gerekiyor. Yıllık maaşınızın 38 bin evet, olması gerekiyor. Evet, yıllık maaşınızın 38 bin pound olması lazım. Burada yine Türkiye'den skilled worker getirmek için başvuruda bulunan işverenler, iş sahiplerinin de yine en az bu maaşı ödemeleri gerekiyor. Bu sadece 4 Nisan 2024 tarihinden sonra başvuru yapan kişiler için geçerli. Eğer siz böyle bir başvurunuzu Türkiye'den bir kalifiye işçi olarak yaptıysanız ya da bu başvurunuzu İngiltere'den bir işveren olarak, işçi çalıştıracak bir işveren olarak yaptıysanız, eski düzenlemeye bağlı olarak eski rakamlar geçerli. Yani yıllık gelirin ya da yıllık maaşın 26 bin pound olması gerekiyor. Ama eğer bu başvuruyu 4 Nisan tarihinden sonra yaptıysanız 38 bin pound ödemek zorundasınız. Bu tek kişi için olan geçerli fiyatlar herhalde. Peki bu kişinin ailesi buraya gelmek istiyorsa onunla beraber? Eğer buraya skilled worker olarak gelen bir kişi ailesini getirmek istiyorsa daha sonra, bu aile birleşimi vizesi kapsamına değerlendirilir ve aile birleşimi vizesi kapsamında onun minimum alması gereken ücret, yıllık ücret göz önüne alınır. Evet. Onda da bir değişiklik var herhalde. Onda da bir değişiklik var. 11 Nisan tarihi itibariyle bu değişiklik geldi. Şimdi daha önce aile birleşimine başvurarak işte Türkiye'deki eşlerini ya da çocuklarını getirmek isteyen kişiler için burada en az 18.600 pound yıllık gelirinin olması gerekiyordu. Bu miktar Nisan ayı itibarıyla 29 bin pound'a yükseldi. Bugün eğer bir başvuru yapacaksanız Türkiye'deki eşinizi ya da çocuklarınızı getirmek için ya da nişanlınızı getirmek için yıllık gelirinizin en az 29 bin pound olması gerekiyor. Evet. Bu sadece bir kişi için. Eşiniz eğer, için yani. Sadece eşiniz için. Eğer sizin çocuklarınız varsa, birden fazla çocuğunuz varsa ilk çocuk için 3800, ikinci çocuk ya da daha sonraki çocuklar için de 2400 pound ek bir gelir göstermeniz gerekiyor. Yani örneğin burada her ne sıfatla bulunuyorsanız bulunun, Türkiye'deki eşinizi ya da örnek veriyorum iki tane çocuğunuzu getirmek istiyorsanız toplamda yıllık gelirinizin şu anda en az 35 bin pound olması gerekiyor. Yalnız bilinmesi gereken konu şu, bu değişiklikler ya da bu rakamlar eğer başvuruyu Nisan ayından sonra yapıyorsanız geçerli. Eğer bu başvuruları Nisan ayından önce yapmışsanız, başvurunuz şu an hala değerlendirilme aşamasındaysa yine siz eski rakamlarla bağlısınız. Bu yeni değişiklikler sizin için geçerli değil. Şimdi tabii bizi izleyip buradan hala bu başvuru sürecini düşünüp başvurmak isteyenler de bu rakamlar üzerinden başvuracağını hatırlattınız zaten. Siz son olarak bir şey söyleyecek misiniz? Türkiye'deki birilerini skilled worker ya da kalifiye eleman olarak Türkiye'ye getirmek isteyenler varsa ya da Türkiye'deki ailelerini ya da aile bireylerini buraya getirmek isteyenler varsa, biz MİA Avukatlık Şirketi olarak yaklaşık 26 yıllık deneyimli kadromuzla her zaman için onlara hukuki görüş sunmaya ve onlara yardım etmeye hazırız. Müzik